çıplaklıktan hiç utanmazlar. Yani hiç bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünmezler ama maaşları hakkında konuşulmasından oldukça utanırlar. Çünkü birçok Alman gerçekten kapı önünün internette gözükmesinden rahatsız oluyor ve hatta bunun için böyle başvuru yapıp evlerinin önünü böyle buğulatan Almanlar var. Yani kapısının önünü buğulatıyor ki kimse görmesin. Mesela evet arkadaşlar, inanılmaz sıcak bir hava var. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Şu anda İstanbul 13-14 dereceyken Almanya'da 25 derece açık, güneşli bir hava var ve kuru bir hava. Çok ama çok merak edilen konulardan bir tanesi de Almanlar gerçekten soğuk bir millet mi? Ne kadar soğuklar? Nasıl yaklaşımları var vesaire? Arkadaşlar, ben şu ana kadar birçok milletten insanla tanıştım ve arkadaş oldum. İngiliz'i, Amerikalısı, Fransız'ı, İspanyol'u vesaire vesaire. Ve bence Avrupa içerisinde gerçekten İskandinavya ile birlikte Almanya bence en soğuk insanlara sahip bölgelerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Ama bu soğukluk olarak düşündüğümüz şey aslında onların düşüncesinde soğukluk olarak geçmiyor. Yani onlar bunu normal olarak gördükleri için aslında bir kabalık veya kötü niyetle yapmıyorlar bunları. Sadece kendi yaşam tarzları bu. Yani kendi normalleri bu arkadaşlar. Tabii ki yurt dışı gezilerimde çok böyle cana yakın, çok böyle arkadaş canlı, sıcakkanlı Almanlarla tanıştım. Ama zaten arkadaşlar, yurt dışına çıktığınız zaman biraz da motivasyonunuz böyle farklı kültürlere alışmak, onlarla tanışmak, kaynaşmak gibi şeyler oluyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Almanya'daki Almanlar için gerçekten kapalı bir sosyal çevre kültürü hakim. Gerçekten böyle zor sokuyorlar sizi sosyal çevrelerine. Gerçekten çok uzun sürüyor, çok emek vermeniz gerekiyor. Yani evet, kaba değiller, selamlaşırlar, saygı gösterirler ama öyle kolay kolay arkadaşlık kurmak, birisiyle tanışmak istemezler ve çok fazla adım atmazlar arkadaşlar. Hayat anlayışları bireysellik üzerine şekillendiği gibi aynı şekilde insan ilişkilerini de birazcık bireysellik üzerine şekillendirdikleri için daha çok çıkarcı ve mantık çerçevesinde düşünürler. Yani insan ilişkilerine daha çok mantık çerçevesinde bakarlar. Mesela birisiyle tanıştıkları zaman, hani ben bununla zaten daha sonrasında konuşmayacağım veya işte bundan sonra görüşmeyeceğiz, zaten neden hani kendimle ilgili bilgi paylaşayım, gereksiz yere neden kendimi yorayım şeklinde düşünebilirler. Yani bizler selamlaşmadan sonra hal hatır sormayı, nasılsın diye sormayı çok önemserken, onlar yine selamlaşırlar ama bundan sonra hal hatır sormayı çok tercih etmezler. Hatta çok da mantıklı bulmazlar. Yani bizim ve aslında Amerikalılar da dahil birçok milletin yaptığı "Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın?" muhabbetini pek sevmezler ve bu insanlara "Nasılsınız?" diye sorarsanız gerçekten bir paragraf nasıl olduklarını açıklarlar. Yani birçoğu bu "Nasılsın?" muhabbetini pek samimi bulmuyorlar. Çünkü karşı tarafın gerçekten nasıl olduğunu merak etmeden bunu sorduğumuzu düşünüyorlar ve o yüzden bunu samimiyetsiz olarak görüyorlar. Bunun yerine sadece selamlaşmayı tercih ediyorlar. Yani selam, selam, işte günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi akşamlar vesaire. Ama ondan sonra bu "Nasılsın? Nasıl gidiyor?" muhabbeti pek gelmiyor arkadaşlar. Bizim kadar sık her muhabbeti başlatan bir unsur olarak kullanmıyorlar. Bunun yerine mesela hiç komik olmayan bir Alman şakasıyla muhabbeti başlatmayı tercih edebiliyorlar arkadaşlar ve ben ise bunu pek sevmiyorum. Yani önce bir bence bir sormak lazım. Nasılsın? Nasıl gidiyor vesaire? Hasta mısın? İyi misin vesaire? Bence önce bir sormak lazım arkadaşlar. Yani selamlaşmak, sohbet etmek, şakalaşmak falan bunlar okey ama gerçekten bu insanların kişisel bilgilerini öğrenmek için böyle cımbızla çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki çok detaylı bilgi vermek zorunda değil kimse ama kişisel bilgiler birazcık verilmeli ki insanlar arasında bir empati oluşsun, insanlar arasında bir bağlantı oluşsun, bir anlayış oluşsun, yani karşı tarafı anlama olayı oluşsun vesaire. Bence bu çok önemli. Yani tabii ki yeni tanıştığım birisinin böyle işte bütün sülalesini anlatmasını falan beklemezsin. Ben de öyle bir şey beklemiyorum ama en azından mesela işte nereli olduğunu, nerede doğduğunu, ailesiyle alakalı böyle birkaç temel bilgiyi, en azından bunları öğrenmek isterim. Yani tanışmak istediğim birisini, yani sohbet edeceğim bir insanı en azından basit seviyede tanımak isterim ve bu insanlar bunu bile biraz yavaş yapıyorlar. Yani çok uzun sürüyor. Yani bunu bile yapmak, şu ufacık samimiyete bile ulaşmak gerçekten aylarınızı alabiliyor arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Yani sanki ben bir ajanım, böyle bilgi toplayacağım falan, öyle düşünüyorum artık. Şaşılmayacak ki arkadaşlar, bu insanların çok ciddiye aldığı konulardan bir tanesi de Datenschutz dedikleri kişisel bilgilerin korunması kanunu arkadaşlar. Mesela biliyorsunuz Google Street'te bütün ülkelerin sokak görüntüleri var. Yani bütün sokakların görüntüleri var. Google Street View diye bakarsanız
Google sokak görüntüleri Almanya'da şu ana kadar yoktu. Yani sadece çok büyük şehirlerin bazı bölgelerinde vardı. Bütün Almanya'da neredeyse yoktu bu sokak görüntüleri. Çünkü birçok Alman gerçekten kapı önünün internette gözükmesinden rahatsız oluyor ve hatta bunun için böyle başvuru yapıp evlerinin önünü böyle buğulatan Almanlar var. Yani kapısının önünü buğulatıyor ki kimse görmesin. Mesela sen sokak sokak geziniyorsun Google sokak görüntülerinde. Adam kendi evi gözükmesin diye Google'a para veriyor veya işte bir yere başvuru yapıyor. Kendi evinin önünü buğulatıyor mesela. Yani bu kadar takıntılılar. O yüzden aynı şekilde dışarıda video çekilirken de çok rahatsız oluyorlar. Ve yani şu ana kadar başıma geldi, mesela birisi benim arkamdan beni takip etti. Ve sonrasında dedi ki sen telefonunla ne çektin? Yani ben normal sokakları dışarıyı çekerken geldi arkamdan ve dedi ki sen işte ne çekiyorsun orada? Ajan mısın? Ne yapıyorsun? Vesaire vesaire dedi. Tabii ki burası Doğu Almanya arkadaşlar. Buranın daha farklı bir tarihi var. Stasi dedikleri bir şey var. CIA gibi bir şey bu. Zamanında bu istihbarat örgütü insanların evine kameralar yerleştirmiş, telefonları dinlemiş. Gerçekten bunlardan dolayı buradaki halkın epey bir travması var arkadaşlar. O yüzden böyle şeylere karşı çok hassaslar. Yani videoda gözükmek gibi şeyler olsun, çok hassaslar ve çok rahatsız oluyorlar. Tabii ki de toplumda tabu olarak algılanan şeyler toplumdan topluma gerçekten çok değişiyor. Yani bizim çok ayıp karşıladığımız, konuşulmasını çok ayıp bulduğumuz şeyleri Almanlar çok rahatlıkla konuşabiliyorlar. Veya bizim sürekli konuştuğumuz maaş mevzusunu devlet sırrı gibi saklayabiliyorlar. Mesela yani gerçekten hani çıplaklıktan hiç utanmazlar. Yani hiç bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünmezler. Ama maaşları hakkında konuşulmasından oldukça utanırlar. Maaşlarını kesinlikle söylemezler. Devlet sırrı gibi saklarlar arkadaşlar. Maaş konusu Almanya'da böyledir. Ama birlikte saunaya girdikleri zaman çıplak bir şekilde başka insanlarla birlikte saunaya girebilirler ve bundan hiç utanmazlar. Gerçekten de rahatsız olmazlar bundan. Ama dediğim gibi kişisel bilgi paylaşımı konusuna geldiği zaman bizim gibi böyle tanıştığı, yeni tanıştığı, selam verdiği insanlara kendileri hakkında pek fazla bilgi vermek istemezler, bahsetmezler. Biraz mesafeli davranırlar. Yani o kişilerin kişisel bilgilerini öğrenebilmeniz belki de böyle bir 5-6 ay falan sürebilir arkadaşlar. Ben bunu biraz anlamıyorum arkadaşlar. Yani bana göre bu, yani insanların birbirini tanıyor olması sohbetin derinliğini, bence arkadaşlığın derinliğini etkileyen bir şey ve yani böyle 5-6 ay boyunca bir insanla yüzeysel bir şekilde tanışmak bana çok tuhaf geliyor. Yani hani zaten kısa bir dünya, yani kısa bir yaşamdayız. Hani kimin nereye gideceği, ne olacağı belli değil. Yani neden bu kadar bir arkadaş olma meselesini bile bu kadar böyle 1-2 senelik bir süreç haline getiriyoruz? Yani bana göre bu biraz saçma arkadaşlar. Yani ben de şey değilim, hani hemen tanışalım, samimi olalım, hemen işte birlikte vakit geçirelim, hemen böyle işte sen bende kal, ben sende kalmaya geleyim, ortak şeyler yapalım falan. Ben de böyle bir insan değilim ama yani Almanların bu seviyesi de bana çok şey geliyor. Yani çok yavaştan alıyorlar her şeyi gerçekten, ama burada hayatın hızı da yavaş arkadaşlar, öyle de düşünmek lazım. Tabii ki bence böyle olması, yani bir arkadaşlığın bile bu kadar uzun sürüyor olması, bu insanların bence az arkadaşı olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bize göre az olan şey onlara göre belki çok olabilir. Bizim çünkü biliyorsunuz yani arkadaşlıktan öte zaten sadece aile bile, yani belki de bizim aile bireyi sayımız bile onların belki de ömründe tanıdığı insan sayısına falan denk geliyor, yani akrabaları dahil edersek. Bence bunları düşündüğümüz zaman biz gerçekten çok daha empati seviyesi yüksek bir milletiz. Yani çok farklı insanlarla tanışıyoruz. Çok farklı gruptan, çok farklı kişilerle tanışıyoruz. Yani bunları bence Almanlar bu kadar, bizim kadar derinden yaşayamıyor diye düşünüyorum. O yüzden birazcık empati yoksunu olduklarını ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Aksi yorum yapabilirsiniz, saygı duyarım, ama bence bu konularda biraz eksikler. Yani başkası tarafından bir şeye bakmayı, başkasına empati kurmayı bence pek yapamıyorlar. İşin bir noktası daha var tabii ki arkadaşlar. Yani sizin hangi ülkeden geliyor olduğunuz, hangi ülkeli olduğunuz, nereli olduğunuz gerçekten burada bir önemli bir rol oynuyor aslında. Yani şöyle düşünün, mesela biz Türkiye'de Suriyeli biriyle tanışmak istiyor muyuz? Ne kadar istiyoruz? Şöyle oluyor mesela. Mesela Suriyeliler şöyle yapıyor, Suriyeliler böyle yapıyor mesela. Haberlerde biz hep bunları görüyoruz ve böylelikle ön yargılarımız oluşmuş oluyor. Almanya'da da bence diğer yabancı milletlere karşı, işte Türklere karşı, Araplara karşı, Ruslara karşı bence aynı şey de geçerli arkadaşlar. O yüzden tabii ki ilk aşamada size birazcık bariyer koymak isteyeceklerdir. Ama siz kendinizi anlattıkça, siz kendinizi tanıttıkça açılacaklardır. Bir de arkadaşlar tabii ki burada
bireyselliğin getirdiği bir şey daha var. Kendi başlarına yaşamayı, kendi başlarına vakit geçirmeyi gerçekten çok iyi biliyorlar. Hepsinin muhakkak bir uğraştığı bir şey var, bir hobisi var, bir vakit geçirme aracı var arkadaşlar. Yani bizim daha çok insanlarla geçirdiğimiz vakti onlar daha çok spor yaparak, hobileriyle uğraşarak geçiriyorlar. Bunu tercih ediyorlar. Bize kıyasla daha küçük bir sosyal çevreyle gerçekten yetinip tatmin olabiliyorlar arkadaşlar. Yani mesela tipik olarak çocukluk arkadaşları oluyor. 2-3 tane çocukluk arkadaşları oluyor. Varsa bir iki tane liseden arkadaşları oluyor. Onun dışında aileleri oluyor. Aileleri dediğime de bakmayın, çekirdek aile oluyor. Aile olarak kastettikleri şey çekirdek aile burada. Yani akrabalar o kadar sürekli görüştüğünüz insanlar değil. Onun dışında işte bir de kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız varsa o oluyor. Yani bu onlara gerçekten hayatları boyunca yetiyor arkadaşlar. Daha fazlasına ihtiyaç hissetmiyorlar.